Demek ki son ana kadar o tatlı, tatlı bir abi. şekilde ölümden korkan, o tatlı ölüm korkusuyla namazını daha dikkatli kılan, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşama gayretlerinde daha da canlanan mümini son anda bekleyen müjdeli haber var. Son anda buradan ahirete geçiş Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla müminler için kolaylaşacaktır. Allah kolaylaştıracağını vaat etmiştir ana rahmindeki yavrunun dünyaya geçişini sağlayan dünyaya geldiğinde çocuğa geniş bir alem ikram eden o arada ızdırap çeken sıkıntı çeken anaya çocuğunu kucağına aldığında bütün sıkıntıları unutturan bütün acıları elemleri unutturan o elemleri ve acıları unutturacak bir lezzeti çocuğunu kucağına aldığında tattıran Cenab-ı Hak bu dünyadan ahirete geçen mümine öyle bir alem açacağını, baki alem açacağını vaat etmiş ki ölüm o baki alemi düşünmekle ölüm anında da müminin bizim bilemeyeceğimiz şekilde o baki alemi fark etmesiyle mümine çok kolay olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, lütfunun mümin üzerindeki bir tecellisi de bu dünyadan ahirete giderken olacaktır sözlerde 17. sözde verdiği zaman bu inceliklere dikkatimiz çekmiş. Çocuk anne rahmindeyken bu dünyaya ait bir hazırlık yapma şansı yok. Onun öyle bir iradesi yok ama annesinin babasının belki bazı hazırlıkları onun bu dünyası için katkısı olabilir. Ama doğduktan sonra bazı faaliyetler, bazı hazırlıkları güzel neticeler verebiliyor. Mesela sınav öncelerindeki çalışmaları, sınav sonrasındaki hayatına olumlu katkı sağlayabiliyor. Biraz işin içine kendi iadesi girmiş oluyor. Ama yani daha fazla bir şekilde insanın dünyadaki faaliyetleri ahirette bir hazırlık oluyor. Evet. Dünyadaki bütün faaliyetleri ahirete hazırlık oluyor. Ahirete hazırlandıkça da müminin dünyasından telaş, korku ve endişe kaldırılıyor. Ben bazı talebelere şunu tavsiye etmeye çalışıyorum. Derslerinize düzenli çalışın. Ödevlerinizi zamanında yapın. Yarın imtihan varsa Mesela bu akşam telaşlanmayın. Gerekirse bu akşam misafirler gidin. Hasta ziyaretine gidin. Geldiğinizde 15-20 dakika bakarsınız zaten çalışmışsınız. Yani son güne bırakmayın. İnsanı telaşlandıran, insanı böyle korkutan imtihana hazırlanmayıp son güne bırakmak. Halbuki gereken zamanda, gereken vazifelere dikkat edilirse tatlı bir heyecan, Tatlı bir bekleyiş, imtihanı bekleyiş, imtihan neticesini bekleyiş insanın hayatında etkisini gösterir. Ahiretle ilgili imtihan da dünyevi imtihanlarla mukayese edilmez. Çünkü dünyaya bir defa gönderildik. Bu dünyadan ahirete alındığında insan bir daha dünyaya dönemeyecektir. Bu dünyada yaptıkları neyse ahirette göreceği bütün muamele bu dünyada yapılanların üzerine bina edilecektir. Allah böyle vaat etmiştir. Bütünleme, telafi şansı yok. Onun için biz bu dünyadayız şu anda. Bu dünyada olanlarla bu gerçeği paylaşalım. Ahiret asıldır. Ahiret asıl hayat. Dünya ahiretin tarlası diyen ve bunu sözle demekle yetinmeyip buna uygun yaşayan ölümle ilgili güzellikleri ve güzel meyvaları kalben ve ruhen İnşallah fark etmeye başlar. İnşallah. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Cumanızı tekrar tebrik ediyoruz. İnşallah haftaya pazartesi günü Allah'ın dinini tebliğ edenler, Allah'ın dinine çağıranlar daveti esnasında etkili olmak için onlardan bir şey istememeliler. Evet davet ettiği insanlardan, İslam'a çağırdığı insanlardan, insanları İslam'a çağıran hiçbir şey beklememeli ki sırf Allah rızası için o vazifesini yapmalı ki vazifesini güzel yapmış olsun. Eğer bir insan, bir insanı Allah'ın emrine ve yoluna davet ettiğinde ondan bir dünyalık beklemeye kalkarsa, hatta ondan bir saygı beklemeye kalkarsa davet zedelenir. Davetin güzelliği zedelenir. Bu konuyla alakalı okuyabildiklerimizi Allah'ın emirlerini başka insanlara duyurmak için gayretten bütün ehli imanla inşallah paylaşmak hepimize nasip olur. Paylaşmaya çalışmak. Cenab-ı Hak razı olduğu ameller işlemeyi ve böylece hayatımızı güzel yaşamayı ve böylece ölüm sonrasına güzelce hazırlanmak gayretini arttırmaya çalışmayı hepimize nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Değerli dostlarımız haftaya görüşmek ümidiyle cumanızı tebrik ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.